Önerge geldi. 13 Haziran 2023 Salı günü Deniz Ticaret Odası Kongre Salonu'nda yapılacak olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Murat Naci Yavuz, Başkan Yardımcılığı'na Cevat Soysal, Katip Üyeli İbrahim Başkaya'yı teklif ederiz. Rıza Karakaya, Hüseyin Göztürk, Kemal Gümeli, Sahin Keskin. Divanı lütfen. Kabul edenler? Etmeyen var mı? Kabul edilmiştir. Buyurun başkanım. Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kulübü'nün 2023 yılı olağan kongresine siz değerli üyelere hepiniz hoş geldiniz. Bizleri arkadaşlarımla birlikte divana uygun gördüğünüz için hepinize teşekkür ederiz. Öncelikle gündemi okumak istiyorum. Açılış ve yoklamanın yapılması, İstiklal Marşı'nın okunması, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, Denetim Kurulu Raporu'nun okunması, 7405 sayılı kanun gereği tüzük değişikliği, tatil metni görüşülmesi, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu derecelerinin seçilmesi, yönetim ve denetim kurulunun ayrı ayrı icrası, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimi, dileklemeler ve kapanış. Gelir gider belgeleri tarafımızca incelenmiş, denetimi yapılmış,
Yine bu genel kurul öncesinde de sizlere sunmak üzere ek bir çalışma yapılarak aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 1. Derneğimiz 1931 yılında kurulmuş olup şube temsilciliği bulunmamaktadır. Derneğimizin Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi unvanı altında otopark ve Bodrum Spor ürünlerinin satıldığı mağaza olmak üzere iktisadi işletmeleri mevcuttur. Divanımıza ve genel kurula sunulan raporlar hakkında görüş ifade etmek isteyen arkadaşımız var. Evet, o zaman yönetim kurulunun faaliyetleriyle ilgili raporun kabul edilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, teşekkür ederim arkadaşlar. Aynı şartlarda denetim kurulumuzun raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. 7405 sayılı kanun gereklilik değişikliği kanun metninin uygunluğu çerçevesinde yeni dernek tüzüğünün oylanması hususu var. Yeni yasa gereği değiştirilen maddeler var. Tüzüğün tümünü değil de değiştirilen maddelerin okunması konusunun kabulünü ben oylarınıza sunayım. Yoksa bir saat bunu okuyacağız şimdi. Kabul edenler, evet, teşekkür ederim. Kabul edilmiş. Bir spor kulübünün faaliyet alanları. Spor kulübünün amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyet alanlarında çalışma yürütebilir. Amatör ve profesyonel spor dallarında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Federasyonu'nun düzenlediği veya izin verdiği ulusal ya da uluslararası resmi ve özel müsabakalara katılmak. Spor faaliyetleri düzenlemek ya da katılmak. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak. Kulüplerin ve AŞ'lerin daha değerli toplu düzen çalışabilmesi hazırlanmış bir kanun. Biz de derneğimizin tüzüğünü bu kanuna göre tadil etmen mecburiyetindeyiz. Zaten yönetim kurulu da bunu dikkate alarak bir metin hazırlamış, bu durumda getirdi. Arkadaşımız yapılacak olan değişiklikleri aşağı yukarı okudum. Bu değişikliklerin ve yapılan tüzük tadilatının kabul edilmesi konusunu görüşlerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, şimdi Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu denegelerini seçmek. Şimdi burada yeni bir yasa değişikliği yapılmış. Eskiden 7 kişi seçiliyordu. Ancak şimdi bu biraz daha azaltılmış. Bizde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun Muğla başkan yardımcısı ve aynı zamanda kulübümüzün üyesi Sayın Keskin kardeşimiz var. Bu üyelerin kaç kişi olacağı konusunda burada genel kurulda bilgilendirme yapsın. Arkadaşlar, yeni kanunda her takımın 100 üyesi olan takımların 3 tane delegasyon hakkı vardı. Üzerinde her 75'te bir delegasyon hakkı vardı. 7'ye kadardı. En üst sınır 7'ydi. Bizim de Bodrum Spor'un üye sayısı çok olduğu için 7 kişiyle temsil ediliyordu. Şimdi yeni kanunda bunu bütün takımlar için üye sayısına bakılmaksızın 3'e indirildi. 3 tane delegasyon seçilmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu delegesi olarak Murat Naci Yavuk, Selim Nalmanoğlu ve İbrahim Başkaya'yı teklif ederiz. Kızar Karakaya, Sayın Keskin, Hüseyin Özütoğlu. Evet, kabul edenler. Etmeyenler. Bütün maddeler görüştü. Önce burada saygıdeğer başkanımız kendisine söz verdi. Kurumumuzla ilgili iyiliklerini
yapabileceklerini, yapmak istediklerini bize burada anlatsın. Genel kurulumuz tereddütlü bir kafayla bu odadan çıkmasın. O yüzden lütfen başkanım, başkanımız olacak mısınız? O toparlasın sonra. Kongreyi toparlasın. Başkanımızın teşekkür konuşması gerekiyor. Saygılar Divan, Sayın Başkanım, çok değerli Metal Partisi, AK Parti ilçe başkanlarım, değerli kulüp başkanım ve yönetim kurulu, değerli meslek odası başkanlarım. Aa, ne yazık başkanım? Başkanım, tabii ki orada lazım görüyoruz. Değerli Büyük Parti ilçe başkanımız, değerli önceki dönem ilçe başkanımız da burada tabii ki. Evet, siyaset önemli arkadaşlar. Siyaset sonuçta her şeyi düzenleyen, regüle eden kurum siyaset. Futbolu da düzenleyen, bu konuda yasalar çıkaran, tüzük değişikliklerini yapan da siyaset. O yüzden siyasetin bu konuda tabii ki yapacak çok şey var, alacak kararları var. Ve en önemlisi de takıma sahip çıktığı takdirde de veya kulübümüze sahip çıktığı takdirde de başarının kaçınılmaz olması var. O yüzden siyasi parti ilçe başkanlarımızın burada olması bizlere güç katmıştır. Kulübümüze güç katmıştır. Huzurlarınıza kendilerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda tabii ki değerli meslek odası başkanlarımız ve yine her konuda Bodrum'da söyleyecek sözü olan, elini taşın altına sokan bütün arkadaşlarım da burada zaten. Şöyle bir baktığınızda Bodrum'da elini taşın altına sokan çok insan göremezsiniz. Çok insan eleştirir, herkes konuşur bir şeyler ama sorumluluk almaya geldi mi, ya beni bulaştırma abi der yani, öyle çekiliverir kenara. Ama ben şimdi 4 yıldır, tabii ki daha öncesinde de yaptığımız görevlerde görüyorum ki bir avuç insan bu sosyal sorumluluğu üzerinde sonuna kadar hissediyor. Hele hele spor gibi çok ulvi bir faaliyeti de çocuklarımızın geleceğini de ilgilendiren, kentimizin geleceğini ilgilendiren, kentimizin tanıtımını ilgilendiren, kentimizin prestiji olan böyle bir faaliyetin de devamı için kendilerini sorumlu hisseden siz değerli arkadaşların hepsinin önünde gerçekten saygıyla eğiliyorum arkadaşlar. Yaptığınız iş hiç kolay değil ama dediğim gibi maalesef böyle oluyor. Toplumun genel kesimleri, genel kitle bazen çok da fazla elini taşın altına sokmuyor, ulaşmıyor. Siyaset de böyle bir şey değil mi sayın başkanlarım? Herkes eleştirir ama sorumluluk geldi mi ya işte ya beni bırak Allah'ını seversen ondan sonra da geçerler ki artık yapamıyorlar, edemiyorlar. Ya kardeşim varsa o zaman bir derdin gel buyur sen de bu işe başını koy değil mi? Yönetim kuruluna gir, üye ol, denetim kuruluna gir, delege ol değil mi? Ya da aday ol, nereye olursa olsun fark etmez. Ama yeter ki burada bir sorumluluk al ve bir faydan dokunsun. Biz bunu istiyoruz aslında bakarsanız. Böyle olması lazım. O yüzden tekrar söylüyorum yani buradaki arkadaşların yaptığı iş çok ulvi. Şimdi evet ben göreve geldiğimden beri ki öncesi de aynı şekilde Bodrum Spor mevcut yönetim kurulumuzun başkanımızın yönetim kurulumuzun idaresinde çok önemli işlere imza atmış durumdadır. Bodrum Spor bugünkü başarı sadece bugünkü başarı değildir. Bugüne kadar atılmış adımların, örülmüş tuğlaların getirdiği bir başarıdır. Tesadüf olamaz. Altyapısı yapılmadan hiçbir başarıyı yakalayamazsınız, sağlayamazsınız. O yüzden bugüne kadar Bodrum Spor'a hizmet veren, emek veren, taş üstüne taş koyan kim varsa, ebediyete intikal etmiş önceki dönem başkanlarımız, yönetim kurullarımız, bizzat o sahalarda, arenalarda ter döken her branştan bütün sporcularımız olmak üzere hepsinin önünde yine de saygıyla eğilmek lazım. Çünkü dedim ya bugünlere gelmek tesadüf değil. Biz tabii göreve geldiğimizden itibaren de daha fazla haşır neşir olmaya başladık. Ve gördük ki eğer birlikte olunursa, beraber olunursa, güç birliğiyle hareket edilirse, iş birliğiyle hareket edilirse çok daha büyük başarılara da imza atmak kaçınılmazdır. Burada bizim kulübümüzün daha önce tabii ki futbol tarafından biraz daha bahsedersek kulübümüzün dernek statüsünde olması
ve o şekilde devam etmesi haliyle son dönemde yaşanan bütün spor camiasında, dünyadaki futbol camiasında yaşanan şirketleşme aslında girişimlerinin de olması gerektiğini, çünkü derneklerin gelirlerinin, derneklerin yönetimlerinin bu konuda finansman açısından ciddi sıkıntılar yaşadığını hepimiz biliyoruz bu konuda. Böyle olduğunu görüyoruz. O yüzden biz göreve geldiğimizde şunu söylemiştik. Eğer biz de çağdaş dünyaya ayak uydurmak istiyorsak bu kulübün futbol tarafını şirketleştirip ve belli bir şekilde hisselere dağıtıp bunları kamuoyunun dikkatine sunalım. Eğer bu işe gönül veren kim varsa elini taşın altına bir de bu şekilde koysun. Hani kimseden karşılıksız bağış, ulufe istemiyoruz demiştik. Hatırlarsanız burada bir konuşmada yine aynı şeyi söylemiştik. Kimseden bağış, ulufe istemiyoruz. Eğer Bodrumspor'u seven varsa, gerçekten dertlenen varsa gelsin. Makul de bir rakam da o dönem. Hisselere böldük ve bunları satmaya gayret ettik. Ama ancak %15'ini falan satabildik o dönem. Yani kime gittiyse, ya beni bulaştırma, beni bulaştırma. İşte 3 gün sonra bana bu borç olarak geri döner. İşte kulüp şöyle olur, böyle olur. Benim başım belası. Ama yani ama konuşurken bana da bir bırakma. Ama sonuçta bir şey yaparken de bir tane mazeret öne sür. Yani bu da tabii ki doğru bir yaklaşım değil. Bunu görüyoruz. Ama öyle oldu ki o dönem bizim bu attığımız adım tabii ki futbol kulüpleri finansman açısından yönetilmesi çok zor kulüpler. Çünkü dipsiz bir kuyu. Gerçekten bunu hepimiz de biliyoruz. Başarı gerçekten burada büyük bir motivasyon kaynağı. Başarmak. O zaman herkes yanımızda oluyor. Başarı verdiğinde Allah Allah artık hiç kapıdan geçmeyen adamlar da bu sefer o kupayı kaldırmak için herkes işin peşinde. Bunu da yaşıyoruz yani. Hep beraber görüyoruz. Yani bu da bir şey. Ama başaramadın mı da senden kötüsü yok. Düşün. Bunu biri söylemişti bana. Çok gerçekten işin doğrusu. Çok da hak verdim. Diyor ki eğer diyor paranla diyor anana avradına sülalene küfredilmesini istiyorsan futbol kulübü yöneteceksin diyor. Ya yönetim kuruluna gideceksin diyor. Ya başkan olacaksın diyor. Adam çok haklı yani. Gerçekten paranla küfür yemek istiyorsan git futbol kulübü yönet. O yüzden sonuçta malum Ali Koç'un düştüğü duruma bir bakın yani. Türkiye'nin en önemli en büyük holdinglerin başındaki başkanımız sonuçta o da elini taşın altına koymuş. Yani şu anda belki de camiada Ali Koç'tan kötüsü yok. Yani böyle bir duruma geldi. Halbuki ne kadar büyük emek verdi. Dünyanın en önemli topçularını getirdi. En önemli, dünyanın en ünlü teknik direktörünü getirdi. Ama maalesef başarı her zaman bakın demek ki böyle de sağlanmıyor. Demek ki başarının bir yere gelebilmesi için camianın kilitlenmesi, kenetlenmesi aynı zamanda ciddi bir finansman desteği ve altyapı yatırımları gerekiyor bu iş için. O yüzden diyorum yani başarılar öyle ben geldim paraları da saçayım değil. Hiç parası yokken, borçluyken, buna rağmen vazgeçmeden, cesaretle, özveriyle, belki de gece uyuyamadan takımı buralara getiren bir yönetim var arkadaşlar burada. Belki de bizden istedikleri talepleri de yerine getirmemiş olabiliriz. Kendimizi eksikliği de görebiliriz ama bu yönetimi ben gerçekten arkadaşlar tüm kalbimle, yüreğimle alkışlıyorum. Hele hele bu kadar zor şartlarda, para varsa her şey kolay arkadaşlar bir de işin bu tarafında da. Kolay, belki başarısın başaramazsın ama para varsa sonuçta elin biraz daha kolaylaşıyor. Biz de bu sayıklarla zaten Sayın Başkan ve yönetim dedi ki şirketleşelim tamam. Daha sonra talepler çıktı. Hatta böyle gelen gidenler oldu. Biz de bir yapalım falan filan çok güvenilemedi. Ama sonra değerli büyüğümüz biraz önce Murat abinin de ifade ettiği gibi Fikret Bey dedi ki ben artık Bodrum'un kendi Bodrum'u hissediyorum. Burada yatırımlarımız da var. Aynı zamanda salgından sonra buraya da alıştık. Yaşamaya başladık. Artık başka yere gitmek istemiyoruz. Ben de dedim bu kulübü yöneteyim ama siz de elinize etenini çekmeyin. Bu kulüp Bodrum kulübü olsun dedi. Öyle değil mi? Hep beraber bunu konuşarak burada da belki de bu ifadeleri de sizlerle paylaşarak kulübümüzün aslında
yoluna yeni bir ufuk açtık ya. Dedik ki böyle bir şey olabilir mi? Neyse Fikret Bey de dedi ki ben dedi hisselerim isterseniz hepsini isterseniz belli bir bölümü belli bir bölümde size kalabilir dedi. Ve bunu bu şekilde biz Fikret Bey'le de görüşerek ki artık yönetim kurulumuz tabii ki devraldı konuyu. Başkanım uzattık mı? Başkanım senin sırayı yok. Boş başkanım var. Olur mu ya? Demokratik bir ortamda yaşıyoruz. Evet. Yani böyle siz de bir bölümünü isterseniz yine derneğinizde kalsın diyerek tabii ki yola çıktık. Ve sonunda Fikret Bey ve ekibi önce tesislere dolaştı. Dedi ki öncelikle Yalıçık tesislerinin kulübün kullanımında kalması gerektiği. Çünkü o kadar eleştiri aldık ki orada mesela arkadaşlar. Yani belki de sizler bilmiyorsunuzdur. Yalıçık tesislerinin artık Bodrum Spor artık AŞ oldu. Orası bir şirket. Siz nasıl verirsiniz bu tesisleri Bodrum Spor AŞ'ye diye bize büyük eleştiriler geldi gerçekten. Ya arkadaş Bodrum Spor AŞ oldu da Bodrum Spor gavur takımı mı oldu? Yani biz bütün imkanlarımızla Bodrum Spor'a gene sahip çıkacağız dedik. Yani böyle bir şey olamaz ki. Belediye bütün imkanlarıyla ya da Bodrum kendi imkanlarıyla bu kulübe sahip çıkacak. Tesislerin de kullanılmasında araç gereç personel veya finansman desteği yapabildiği ölçüde yapmasında bir beis yok. Ve biz Yalıçık tesisleri tarafından ciddi sıkıntılar yaşıyor. Oradaki tabii vatandaşlarımız, yerel vatandaşlarımız haklı, ona bir şey demiyorum. Çiftlikli vatandaşlarımız maalesef ellerindeki imkanı kaybettiler. Oranın tek belki de faaliyeti olan spor faaliyetinden geri kaldılar. Çocuklarımız belki de kahve köşelerine, meyhane köşelerine düştü. Bu konuda beis yok, doğru. Gidiyorlar, mumcularda oynuyorlar. Bizim sahada birkaç kere oynadılar, bozdular. E şimdi orayı, bak Fikret Bey aldıktan sonra birdenbire oranın bütün konaklama bölümlerini, yatakhanelerini, mutfağını, hatta inanın, yani tabii ki işte başarı tesadüf değil derken şunu söylüyorum, hatta şuna kadar futbolcuların yediği yemeğin kalorisine kadar hesaplayarak tek tek orayı personelle de güçlendirerek, ondan sonra sahayı, antrenman sahasını inanılmaz bir şekilde tabii dönüştürerek, zemin açısından söylüyorum. Yeni antrenman sahası, soğuk havuzuna kadar, fitness kulüplerine, salonlarına kadar destekleyerek ciddi bir harcamayla orayı da yine ufak tefek belediyeyle desteklediği bir yere kadar getirdi. Ve artık orası işte bu başarının sağlanması için temel taşlardan biri haline geldi. Biz de ondan sonra her zaman dedik ki evet arkadaşlar eleştiriyorsunuz ama bakın burası Bodrum Spor'un tesisleridir. Ve artık bunun üzerine söz söyleyecek bir durum da yok yani. Biz kusura bakmayın. Size belki yeni bir yer yaparız. Çiftlik bölgesi için söylüyorum ki yapacağız. İnşallah bu dönem bitmeden yapacağım ben. Ama onlara bir şey kazandıracağım. Ama orası Bodrum Spor'un başarısının bence ana temellerinden bir tanesidir. Çünkü gerçekten bir futbolcu yaşadığı yerde, yediği, yemek yediği yerde ya da antrenman yaptığı yerde rahat edemiyorsa başarıyı sağlayamayabilir. Bakın handball kulübümüzün de başkanı Sayın Başkanı Mehmet arkadaşım da burada. Daha önce Yalıkavak'tan gerçekten çok zor şartlarda ya toprak sahada handball oynuyorduk diyor ya. Ya toprak sahada handball oynarken adamlar takımı götürmüşler nerelere. Bu büyük bir başarı. Ne oldu sonra biz hep beraber toplandık. Bu kentin imkanlarından onlara bir salon yaptık. En azından antrenmanlar orada yapıyorlar. Orada çocuklara geçiyorlar, gençlere geçiyorlar. Sonra geliyorlar maçlarını Binnaz Karakaya'da oynuyorlar. Ama yani o tesisleşme olmadığı zaman o zaman zaten başarı çok zor. Yine sağ olsun kendi yönetiminden arkadaşlarıyla beraber orada yaptıkları konaklama tesisleri var. Değil mi? Gelen yurt dışı, yurt içi gelen bütün transferleri orada rahatça, gururla konaklatıyorlar. Ve başarı böyle zaten devam ediyor biliyorsunuz. İşte burada da böyle oldu. Sağ olsun sonra stadımızın zeminini, yani Manchester United'ın zemini bu kadar iyi değildir herhalde. Bizim stadımızın zeminini ben diğer stadlarda göremiyorum. Yani bizim Bodrum merkez stadyumu. Aynı şekilde yine oradaki
yatırımları, locaları, şu su, bu su. Yani bir takımı aldı ve Fikret Bey bir yere kadar taşıdı arkadaşlar. Ve bunun üzerine yaptığı transferlerle, ki önceden geçmiş dönemden kalan borçlarımızı da tabii ki ödedi. Şu anda belki de arkadaşlar, Türkiye futbol camiasının liglerinin sıfır borçlu tek takımı olabilir. Değil mi başkanım? Yani futbol AŞ şu anda sıfır borçlu tek takım. Ve Fikret Bey de her zaman şunu söylüyor. Başkanım, bak ben 2-2,5 sene oldu. Bu zamana kadar ciddi bir rakam koydum. Yatırımını yaptım. Doğru mu? Doğru. Bak gel biz bu hisseleri paylaşalım. Bak ben elimdeki hisseleri bilabeder Bodrum'da faaliyet gösteren iş adamlarına hibe etmeye hazırım. Diyor. Yani şu ana kadar hasbel diyelim attım. 300 milyon lira harcadıysa ona çizgi çekiyor arkadaşlar. Geleceğe dönük bir şeyden bahsediyor. Diyor ki gel diyor şu kadar hisseyi 15, 10, 15 dağıtalım. 15-20 iş adamımıza herkes bu şirketin sermayesi kadar katılsın. Mesela bu sene şirket sermayesi 100 milyonsa %10 hissesi olan 10 milyonu oraya koysun. Seneye baktık, hedefi büyüttük, 200 milyon yaptık bütçeyi, ki o zaman hedef büyüyor. Gelsin 20 milyonu oraya koysun diyor. Yani bunu da bir kere de ödemesin canım. Bütün yıl boyunca 3'er 5'er bize gelsin. Ödesin diyor. Yani AŞ'ye ödesin diyor. Bizim buradaki ihtiyacımızı karşılamak için veya hedeflerimize ulaşmak için. Peki aynı zamanda kentten gelen reklamlar ya da Pasolik'ten ya da diğer Spor Toto'dan gelen bedelleri de düşüyor bile ayrıca arkadaşlar. Buna da düşüyoruz. Onun üzerine olan zaten genel masraflara katılıyorsun. Orada ortak olarak. Bu konuda da sağ olsun yine Bodrum'da yine burada faaliyet gösteren birkaç arkadaşımız ki aramızda da biri var şu anda. Hep elini taşın altına soktular ve bu hisselerden belli bir bölüm aldılar. Ama hisselerin büyük bir bölümü tabii ki Sayın Başkan Fikret Öztürk'te yani. Fikret abimizde. Kendisi de hisseler. Ama hala daha diyor ki başkan buyursun gelsin. Hani Bodrum'u çok sevenler için söylüyor. Ve cebinde parası olan için tabii ki yani. Bodrum'u çok sev, paralı olur. Diyor ki gelsin ben hibe edeyim ama takımın sermayesini hep beraber karşılayalım. Ve bu takım benim takımım da olmasın diyor. Bu takım Bodrum'un takımı diyor. Benim takımım olmasın. Fikret Öztürk'ün takımı olsun istemiyorum ben. İsterseniz diyor hisselerin hepsini de size hibe edelim. Tamam mı? Madem bunu da söylüyor. Herindeki hisselerin hepsini de size hibe edeyim istiyorsanız diyor. Ama biz bunu istemiyoruz. Biz Fikret abimizle yol yapmak istiyoruz. Birlikte gitmek istiyoruz. Başarılara birlikte ulaşmak istiyoruz. Riski de beraber paylaşmak gerekiyor bu durumda. Biz bunu istiyoruz. Biz Fikret abimizle bir aile olmak istiyoruz. Birlikte yürümek istiyoruz. Ama Fikret abiyle yormamak istiyoruz. Belki bugüne kadar taahhütlerimizin çoğunu yerine getiremedik. Fikret abimize de bizim taahhütlerimiz vardı. Ki %30 olan hisse payımız %20'ye düştü biliyorsunuz. Geçen sene. Çünkü hisse bize düşen o sonuçta payı ödeyemediğimiz için hepsini. Böylece bir %10 daha Fikret abiye geçti. Böylece Fikret abi sadece ona geçmedi de %30 civarında, %25 civarında diğer arkadaşlarımız da var hisse sahiplerinde. Ama büyük ölçüde %50'nin üzerinde bir hisse Fikret Bey'de şu anda. Ve %20'ye düştü biliyorsunuz derneğimizin üzerindeki hisse payımız. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki her sene yapılan sermaye arttırmaya beraber ister istemez arkadaşlar bu hisselerin de değeri artıyor. Yani şimdi bu sene takıma biz eğer mesela 100 milyon bir şey koyduysak bizim derneğin hissesi 20 milyon oluyor. Yani her bu sene için mesela 20 milyon derneğimizin ya da Bodrum kamuoyunun belediyemizin ki biz belediye olarak dedik bu konuda destek olacağız başkan burada. Yani başkana kızmasın kimse. Yani öyle bir şey yok. Ama biz de dedik elimizden geldiği kadar en büyük desteği vermeye çalışacağız. Tabii ki hayatta günlük gülistanlı değil. Bazen istediğin işleri de yapamıyorsun. Verdiğin sözleri de tutamıyorsun. Bu da bir gerçek arkadaşlar. Yolu yapacağım dedim. Yapamıyorum. Çünkü
bazı problemler var. Altyapı bitmemiş, iş büyük şehirde kalmış, aydem kazmış. Değil mi? Bazen hani belediye olarak da verdiğimiz sözleri siyaseten seçime girerken böyle meydanlarda yaptığımız bu hadleri yerine getiremediğimiz oluyor. Yani %100'ünü yapmanız imkansız. Ama belli bir bölümünü yapıyoruz. Halkın takdirine tekrar sunuyoruz. Bu da böyle bir şey. Neyse. Biz bu durumda buraya kadar bu işi getirdik. Şimdi %20 ise tabii ki derneğimizin üzerinde. Peki biz bu parayı ödemedik mi? Henüz ödemedik. Yani böyle bir parayı ödeyemedik. Bu para çünkü bizim kendi faaliyet gelirlerimiz dernek olarak da böyle bir parayı ödemeye muktedir değil. Çünkü görüyorsunuz ki zaten biraz önce bütçe çok net bir şekilde ortaya kondu. Bütçedeki giderleri görüyorsunuz. Bu takım sadece futboldan ibaret değil. Bu takımın voleybolu var, yelkeni var, 8 tane çalışanı var, SGK'sı var, vergisi var. Ondan sonra birçok konuda gideri var. Daha önceden geçmiş dönemden ufak tefek vergi borçları, SGK borçları, yapılandırma borçları var. Onlar ödeniyor. Yani o yüzden bir kalemi maalesef hani akarı yok. Şimdi Rıza Başkan ve yönetim dedi ki başkanım siz bu konuda derneğe destek olun. Bize dedi tesisler verin. Biz de bunları işletelim ve yapalım. Şimdi bir tanesine muktedir olabildik. Yalıkavak'ta bir otoparkımız vardı. Onu verdik. Tamam. Hani ama bu biraz önce bahsettiğimiz bu takımın başarı için gerekli olan meblağı karşılamaya tabii ki yetmez. Binde bir olmaz yani. Çünkü bu meblağlar biz Süper Lig'e çıksın istiyoruz takımımız ama şu anda 120-125 milyon olan bütçe o zaman 1 milyara çıkar. 1 milyarın %20'si 200 milyon olur. Ve bu dernek 200 milyonluk bir yükün altına girmiş olur. Yani bu 200 milyon parayı kazandıracak eğer yöntemi bulamazsak biz derneğimize böylece hisselerimiz de yerinde durmayacak. Sıkıntı. O yüzden zaten gerçekten bizim oturup tekrar kafamızı elimizin arasına alıp değil mi? Şapkamızı önümüze koyup bu konulara da masaya yatırmamız lazım. Yani sevinirken gerçekten güzel ama arka planda bunları nasıl yöneteceğini düşünen başkan ve yönetimi karalar bağlıyor. Adamlar psikolojik problemler yaşıyor yani belki de. Yani gerçekten sıkıntı ailesine yansıyor. Birçok problem olabiliyor. Hani mutluluk, sevinç paylaşılarak çoğalır derler ama acılar da hüzünler de paylaşılarak azalır derler. Demek ki bunu paylaşacak bir yöntemi biz şu anda masanın üstüne koymak durumundayız. Yoksa bu arkadaşlarımız bu kadar başarılı çalışan, bu kadar kendini adamış, özveriyle çalışan, bu işi sıkıntısı çeken arkadaşlarımız o zaman bu işten bıkar, bu işi bırakır ya da bırakmak zorunda kalır. Bu da hepimizi cidden üzer arkadaşlar. Ben bunu Bodrum kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Şimdi bu durumda biz yaptığımız tabii ki istişarelerde, yaptığımız görüşmelerde değerli büyüğümüzle, Fikret abimizle de yaptığımız görüşmelerde ya tabii ki başkan diyor yani ya bu hisseleri bana devret ya da parasını ver. İçinden tabii. Doğru mu? Doğru. Yani sonuçta burası bir anonim şirket. Diyor ki anonim şirketin hisselerini almam lazım eğer para vermiyorsam. Çünkü benim de sermaye piyasası kuruluna karşı, SPK'ya karşı ya da diğer denetleme kuruluşlarına karşı benim de sorumluluklarım var. Yani ben diyor %20 hissenin ne olduğunu düşünmeden sürekli hani bunu sübvanse de edemem. Böyle bir şansım da yok. Bunun çözülmesi lazım. Haklı. Doğru mu? Haklı mı? Değil mi? Yani %20 hissen varsa ya parasını vereceksin ya da hisseleri vereceksin. Şimdi biz de takdir edersiniz ki hisselerimizi sonuçta Bodrum Spor Kulübü'nde, derneğinde kalmasını istiyoruz. En azından %20 de olsa hissemizin kalmasını istiyoruz. Kulübümüzün Bodrum kamuoyuyla ilişkinin kesilmesini istemiyoruz. En azından ne olursa olsun peki %20 hisse var da söz hakkımız var mı? Bir anonim şirkette olur mu söz hakkımız? Ha olur da ama karar mekanizması olmazsınız. Tabii ki söz hakkımız olur da. Hani başkan var bizim anonim şirkette. Bir sıkıntımız yok. Bir aile gibi hisse alan yönetim
de ben var. Doğru başkanım. Ben hani gerçekten realiteleri söylüyorum. Bu konuda çok yani bize sonsuz güveniyor. Biliyorum. Ya biliyorum o konuda Fikret Bey zaten. Caner kardeşimiz de burada. Hani sonuçta onlarla yıllar... Yanlış bir şey anlaşılmasın da. Arkadaşlar ben işi hani derler ya. Realist ortaya her şeyi koyalım yani. Değil mi? Sonuçta. Yani söz hakkı sonuçta liste çoğunluğu kimdeyse oradadır anonim şirketlerde. Bu böyledir yani. Onun için söylüyorum. O yüzden demek ki arkadaşlar Fikret Bey'in şu söylediğine çok saygı duyuyorum. Gelin hisseleri çoğunu isterseniz hibe edin. Bodrum kamuoyu olarak hep beraber bu işi yönetelim. Bende de %30 kalsın, %20 kalsın, fark etmez %15 kalsın. Ama bunu dağıtalım, paylaşalım dedim. Biz bunu şu ana kadar gerçekleştiremedik. Çünkü dediğim gibi biraz önce bizim iş adamlarımızla olsun, ne olursa olsun ya diyor bizi karıştırma diyor işte biz diyor zaten falan filan. Allah oraya diyor. Yani hani gidip de orada hisse almak istemiyor kimse arkadaşlar. Yani bunu teşvik etmemiz lazım. Bodrum Spor'un başarısını böyle paylaşanlar, başarısında ortaya çıkanlar en azından bu durumda elini taşı altına sokmak zorunda değil mi Murat Başkan? O yüzden onu söylüyorum yani. Yoksa anlaşılmasın. Burada biz Fikret abi bizim ne karşımızdadır ne de biz onun karşı. Biz bir aileyiz. Bu konuda hiçbir beis yok. Zaten konuşmama başlarken bunu çok net bir şekilde ifade ettim. Ama hayatın gerçekleri ve aynı zamanda tabii ki ekonominin gerçekleri. Artık futbol bir ekonomidir. Futbol romantik bir oyun değildir. Futbol ekonomisi diye bir şey var. Eğer futbolun ekonomisini sen sağlayamıyorsan o zaman sıkıntı yaşarsın. Futbol bir ekonomidir. Kendi içinde döngüsünü sağlamak zorundadır. İşte biz bunun için şimdi kulübümüz için ve AŞ için Bodrum ve Bodrum Belediyesi olarak ne yapacaksak yapacağız. Bunun için ben bu konuşmayı aslında yaptım. Önce bir görün tabloyu, bilin güzelce herkes görsün nasıl. Çünkü gerçekten gereksiz gereksiz. Acayip acayip yok biz sevgili başkanımızla kavga etmişiz ya. Biz kavga ederiz arkadaşlar. Yani yok öyle olmuş böyle olmuş siyasi istismarcılar hemen piyasaya çıkmış. Yok ondan duyduğuna göre, bundan öğrendiğine göre falan filan. Arkadaş Bodrum söz konusu olduğunda kavga edilmez. Oturulur, konuşulur, istişare edilir. Anlaşmazlıklar olsa bile kavga etmeyiz biz. Ki o benim kardeşimdir. Biz kardeşiz, abi kardeşiz. Üstelik bana kısa da çıkar buradan gelir. Başkan, müsaade. Bakın bilmeniz gereken bir şey var. Rıza'yla başkanın iki kardeşin torunlarıdır. Yani aile bağları son derece güçlü. İki kardeşimiz var. Yani bunları söylemek son derece kötü. Kulübümüz adına dekodadan nereye gitmem? Şöyle başlarım. Tabii ki. Yani bu ister istemez kavuruyla bahsediyor. Böyle bir dedikodular, bu şekildeki istismarlar. Rıza bana kızsa açar, gelir benim yanıma, açar kapıyı, abiler gir olaya. Gerekirse dövüşürüz ama orada bırakıp çıkarız dışarı. Ama böyle bir durum olmadı, böyle bir durum yaşanmadı. Yani... Değil mi? Ha, bu durumu da... Ha, bu durumu da istismar edenlerin de yine ben vicdanlarının sesini dinlemesini tavsiye ederim. Ayıptır yani. Bu kadar emek vermiş insanlara ki benden çok daha fazla emek verdiğini sizlere burada ifade etti. Arkadaşımıza da böyle bir yakıştırma, kavga etmişler yakıştırması hiç olmadı arkadaşlar. Olmazdı da. Büyük haksızlık olur. Evet. Çok büyük haksızlık olur. Bu kadar emek vermiş, bu kadar kendini ortaya atmış arkadaşlarımıza. O yüzden biz bunları da geçelim. Ama şunu yapalım. Bu %20'lik payımızın nasıl bizde kalacağını ve nasıl sürdürülebileceğini konuşalım. Ve bunu bir hayata geçirelim. Bunu Bodrum imkanlarından tabii ki karşılamak durumundayız. Bodrum'un da tarihiyle imkanları var, yok değil. Ben Bodrum Belediyesi'ni bu konuda bir garantör olarak yine de bu %20'lik hissenin kesinlikle ve kesinlikle elde tutulmasıyla ilgili bir garantör olarak her zaman hami olarak burada durduğunu söyleyebilirim. Benden önce gelen veya sonra gelecek olanlar da aynı şeyi yapacaktır. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bodrum Spor söz konusuysa eğer Bodrum Spor söz konusuysa hiç kimse burada kenara çekilemez. Hele hele bir belediye başkanı. Çekilemez.
Onu o zaman tarihi kanalı sayfalarına göverler. Böyle bir şey olamaz. Biz gerektiğinde riski alırız, elimizi taşın altına koyarız ama Bodrumspor'un en azından şu anda elimizde bulunan hisselerini muhafaza ederiz. Fazlasını da o Fikret abimizin de ifade ettiği gibi fazlasını da gerekirse bünyemize dahil ederiz. Bakın ben bunu öyle yani slogan atayım, yok bilmem hava atayım falan diye söylemiyorum. Bodrum Belediyesi, Bodrumspor'dur zaten ismi de. İlk kurulup da böyle kurulmuştur. Bodrum Belediyesi Bodrum'dur. Ha, sonradan yasalar değişmiştir. Profesyonel futbol kulüplerine belediyelerin bütçe ayırması kesinlikle men edilmiştir. Bakın belediyeler profesyonel futbol kulüplerine para veremez. Yani sponsor olamaz. Bunu sadece ben değil, büyükşehir de yapamaz. Belediyeler bunu yapamaz. Ancak ve ancak nasıl olur? Alınan bağışlarla olabilir. Bağışları oraya yönlendirerek, yani kenti belediyeye yapılan bağışları futbol kulübüne yönlendirerek, bir de bizim tabii ki ticaret yapan firmalarımız da var biliyorsunuz. AŞ'lerimiz var bizim. Ya da o AŞ'lerin hisse alarak futbol AŞ'ye ortak olarak bunları çözebilir. Bunun da yolu var. O yüzden bunun da garantisini ben burada herkese vereyim. Tamam. Yani o %22 hissenin garantörü de Bodrum Belediyesi'dir. Ben bunu net bir şekilde kamuoyuna ve sizlerle burada paylaşıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Şimdi bundan sonra tabii ki yine görüşmeler, toplantılar yapılacaktır. Bu takım ki bu kadar büyük bir başarı sağlamışken, yani dedim ya tesadüf değil, yıllardır atılan adımlar, ta amatörden, 3. ligden, 2. ligden buralara gelen takımın tesadüf olamayacağı, sadece ve sadece son döneme de bu işin mal edilemeyeceği, onu da konuşarak söylüyorum. Yani büyük bir başarıdır, çok büyük bir Bodrum kamuoyunun kenetlenmesiyle kazanılmıştır. Yani kamuoyu derken Fikret Bey sağ olsun hamimiz olarak, yönetimimiz aslan gibi, bütün taraftarlarımız, asi tayfamız, karda kışta açık, yağmurda çamurda, her türlü zorluğa rağmen ve Bodrum kamuoyu bu kadar büyük bir istekle, motivasyonla bu takımın Süper Lig'e çıkmasını istemiştir. Bu büyük bir başarıdır arkadaşlar. Bu başarının üstünde ondan sonra sanki dünyalar yıkılmış gibi, yani ne, değil mi? Bu başarının sevincini sürmek varken, mutluluğunu sürmek varken ne kavgası, ne gürültüsü arkadaşlar. Bu büyük bir başarıdır ya. Bunu paylaşın, sevinin. Geçen büyük maçını kazandığımızda Rıza Başkan'la indik. O sırada Doğan'ı gördük. Doğan kızıyor. Taraftar onun yarısı dışarıda kaldı. Hatta şeyi terk ettiler, tribünü terk ettiler falan, değil mi? Kızdı arkadaşlar, haklı olarak. Yani ama Rıza diyor ki başkana, ya diyor Doğan diyor, sevin sevin kardeşim diyor ya, maçı kazandık. Anladınız mı? Yani, başkanım ben ona kızmadım ya. Ben orada Osman Başkanımızın gelmesine evet, kızdım. Tamam, evet, anladım. Sevinmiyordun onu söylüyorum. İstanbul'da başkanım daha pek kusura katli değil de. Yok yok sevinmiyordun. Sevinmiyordun. Bir tane çipi çakmayayım. Gelin tamam. Orada aynı adamı şov yapmak ya. Tamam. Sadece filan bir de. Tamam. Güzel. Şimdi benim söylemek istediğim arkadaşlar. Zaten hani bakın bu büyük bir başarıdır. O başarı sevinmemiz gerekirken orada hani kavga mavga bunlar yani bırakacaklar mı yani böyle bir şey olur mu? Biz sevineceğiz. Bodrum kamuoyu olarak sevineceğiz ama bu takımın bugünlere gelmesine emeği olanların hakkını vereceğiz. Bundan sonra da bu takımın daha da ilerlemesi için gereken her türlü desteği bu takıma sağlayacağız Bodrum kamuoyu. Bunu söylüyorum ben. Yani bu zamana kadar belki bazı sırada başarı sağlayamadım. Bu konuda ben her zaman öz eleştiriye açığım. Açığım arkadaşlar. Bu iş böyle. Açığım çünkü bazen insan kendi maaşını da denkleştiremiyor yani. Bir bakıyorsun kredi kartlarının patlamış ay sonu toparlamaya çalışıyor. Kolay bir şey değil. Finansmanı yönetmek çok zor bir şey. O yüzden bunları da tekrar masaya yatırarak, tekrar konuşarak hem AŞ yönetimimizle hem bir taraftan Bodrum kamuoyuyla, sivil toplum kuruluşları ve belediye ile, siyaset kurumuyla, sayın başkanlarımla
bu işi Sayın Başkanlarımla tekrar masaya yatırarak, çünkü doğru bir stratejiyi oluşturup bundan sonra bu takımın hiç kimse tarafından tartışılmamasını sağlamak zorundayız. Çünkü 1931 yılında kurulmuş olan bu kulüp 100 yıllık bir çınardır ve Bodrum gururudur arkadaşlar. Biz bunu hiç kimseye tartıştırmayız veya tartıştırmamalıyız. Sadece ben değil, bütün Bodrum tartıştırmamalı. O yüzden lütfen elinizi taşın altına sokun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Aklında problem yaratan birçok şeyde cevap vardır. Bizim modunda çözemeyeceğimiz bir şey yok. Ne oldu? Şunu bilmekte fayda var. Herkesin 40 yıl önce yaptığı işi biz de 3-5 senedir yaptık. Marmaris'inden, Kuşadası'ndan, etrafımızdaki bir alay kapından tuttum da biz daha yeni uyandık. Yani bir kere gittiğimiz yerde bir de şurta öğrendik. Bodrum'un şu anda 600 bin nüfusu var. 600 bin kişi yaşıyor Bodrum'da. Takriben 2050 yılında bu 1 milyon 250 bin civarında olacak. 1 milyon 250 olacak. 250 bin. Şimdi gayri safi milli hasılaya İstanbul 14,5 milyon nüfusuna %14 kredi verip biz 600 bin nüfusla kışlık 1 milyon 1,5 milyon nüfusumuzla yazdık. %2,5 kredi veririz. Korkunç bir para var burada. Çünkü buraya herkes para yemeye geliyor. O da büyük bir para var. Bu parasal meseleler Bodrum'da çözülebilir. Şimdi geçen kongrede, son kongrede stat yapımıyla ilgili dernek başkanımız, kulüp başkanımız Rıza Karakaya ile bana bu kongreye yetki verdi. Bir çalışma yaptı. Elimizde bir çalışma mı var? Fakat bizden daha önce kardeşimiz Cumhurbaşkanımıza bir stada ihtiyacımız olduğunu söyledi. Son derece iyi bir iş yaptı. Yolunu açmış oldu bu işin. Ancak bizim yaptığımız çalışmada bir stat, bir kapalı salon, çünkü burada 7-8 tane salon spor yapan takım var. Mevcut şartlarda salonlarda lig maçının oynanması bile sıkıntı. Kapasite itibariyle. 5 veya 6 bin kişilik bir kapalı salon. Çünkü 5 bin kişinin altında Avrupa maçı oynayamazsınız basketbolda. Görüyoruz ki bu basketbol konusunda Bodrum bayağı bir rahatlık yaşayacak önümüzdeki yıllarda. Bodrum'da uyuşturucu yaşı 8'e 9'a inmiş. Çocuk yola çıktığı zaman hiçbir şey veremiyor çocuğumuza. Nereye gittiği belli mi? Bilen var mı çocuğunun nereye gittiği? O zaman en çok kullanabileceğimiz bir atletizm sahası lazım bize. Bu İzmir'de Alkapınar'ın yan tarafında eski bir saha vardı. Sahayı da berbat etmişler. Şeyden, Google Art'tan girip baktığımız zaman berbat etmişler sahayı. Bir atletizm sahası isteğimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız var. İnşallah elimizdeki projeyle Haziran ayı, Temmuz ayı içinde gittiğimizde, randevu aldığımızda gittiğimizde biz Cumhurbaşkanımızdan Allah'ın izniyle bu istediğimiz şeyleri alırız. Çünkü bizde bilgi var. Sayın Cumhurbaşkanımız bir tek stat değil, bir kompleks yapılması istemiş. Ancak biz kompleksin yapılmasına bir ilave yapmak istedik. Zeminden 4 metre yüksekte çepeçevre her tarafına beton, blok beton dökülerek 4 metrenin altında kalan kısma alışveriş merkezleri, yani Midtown gibi, Oasis gibi alışveriş merkezlerinin yapılması, statlar 15 günde bir kere açılır. Bir de deplasman yaparsın, gelirsin, bir de burada maç oynarsın, 15 günde oturursun. Kapalı salonlar belki her hafta maç yapılabilir. Atletizm sahasını her gün kullanma şansımız var. Çocuklarımızı oraya çekme şansımız var. Biz 15 günde bir kere açılan stat istemeyiz. Altında yıl 12 ay 24 saat sporun, ticaretin ve eğlencenin yapıldığı blok yapı istiyoruz. Şimdi bununla ilgili ben bir proje hazırlatmıştım bir mimar kardeşimize. Sağ olsunlar, bize yardımcı oldular. Tam gideceğiz, randevu alacağız. Deprem oldu. Yapacak bir şey bekledik. Şimdi inşallah bir müddet sonra bunu gerçekleştirebileceğimizi göreceğiz. Biz bunu kimin için yapıyoruz? Bizler için, kulübümüz için ve bizden sonra gelecek gençler için. O yüzden de bu konuda da bilgilenmenizde, çünkü ben görüyorum ki piyasada o kadar çok dedikodu var ki, mesela yeriyle ilgili önemli spekülasyonlar yaratıldı. Vay getirildi bir arkadaşımız
Makara deve güreşlerini gösterdi. Halbuki 2008 yılında bir böyle 100 günlük plan yapılırken ben ilde partide görevliydim. İl başkan yardımcısı görevi yapıyordum AK Parti'de. AK Parti'nin ilgilen meclisi bir böyle 100 günlük planı yaptı. O günkü şartlarda onlar iktidar edildi bu olarak. Bir sonraki dönemde de Cumhuriyet AK Parti yaptı. İl başkanı bana sordu ya burada böyle bir isteği yok mu planı yapacağız diye. Aklıma geldi daha önce oraya ilgili bir tescil yaptırmıştım. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne. Ya dedim şuraya bir tam 80 dönüm. Tescilleyelim de spor alanı var. Yarın 20 dönüm yeri bulamayız. Bodrum'da sıkıntılı bir yer Bodrum. İhtiyacımız olacak buna diye bugün düşünerek bugün orayı ayırtmıştım. Nitekim makarada bendeki hazır dosyalarla sunum yapıldı. Geldi oraya gitti. Deve güreşlerimiz kurtuldu. Deve güreşini sevenler de kurtuldu ha. Senede bir sefer deve güreşini görecekler yani. Yeri kaybettiler. Bu yüzden de bilgilenmenizde kamuoyunda yerli yarısı konuşulan her şeyle müdahil olmanızda fayda var. Şimdi derneğimizin toplantısına Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız, AK Parti ilçe başkanımız, İYİ Parti ilçe başkanımız katılmışlardır. Ayrıca Esnaf Odası Başkanımız, Deniz Ticaret Odası Başkanımız, Denizciler Derneği Başkanımız, başka kardeşimiz var mı? Burada. Katılmışlardır, kendilerine teşekkür ederiz. Abdülkadir kardeşim basından, senin kardeşim, buradadırlar. Kendilerine katıldıkları ve kamuoyuna verecekleri bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Onun için çok çok teşekkür ediyoruz herkese. Özellikle Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Şimdi gelelim fasulyenin nimetlerine. Hadi bakalım başkan şu listeyi getir. Başkan liste getirdim. Liste getir. Biz ne konuştuk? Ne yaptık? Listesiz bu olmaz. Bu kongrenin bugün buradan etkilenmesi lazım. Sen de devamını biliyoruz. Sen bak dikkat burada şimdi ben bir teklif yaparım ağzından oynatırım mecbur üstünde bırak hocam. Ama liste getir. Devamını biliyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada bir sorunumuz var. Başkanın da haklı olduğu taraflar mutlaka vardır Rıza kardeşim. Bir dönem şey yapmak istemiyorum. Ancak ben şöyle bir şey teklif ediyorum. Bir önceki dönemden seçilerek bugüne kadar yönetimi getiren Rıza Karakaya'nın listesinin, yönetim kurulu listesinin aynen devam ettirilmesi konusunda genel merkeze teklifimi sunuyor. Kabul edenler... Olmaz başkanım liste sunmuyor mu? Sen sunma. Biz genel kurul sana zoraki görev veriyor. Bu, bunu yapabiliriz. Arkadaşlar emniyet kaldıralım. Ne kadar çok olursa başkanım o kadar çok geçim gider. Valla hukukçu burada var. Hukukçu ben teklif ederim ya. Benim bu hakkım var. Bana arkadaşlar aynı listenin mevcut listenin devamı konusunda genel kurulumuz karar vermiştir. Başkanım aktif ve yedek üyelerle denetim kurulu üyeleriyle birlikte aynen devamına karar veriyor. Lütfen buyurun. Sayın Divan, Sayın Genel Kurulu, hepinize merhaba. Ben öncelikle Ahmet Aras Başkanıma, Belediye Başkanımız, AK Parti İlçe Başkanımız Hacı abimize, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız Başar kardeşime, Deniz Çağdoz, İYİ Parti Başkanımız Nevzat abime. Müsaade ederseniz Sayın Başkanım. Başkanım, sen kendin kal burada, başkan yardımcılarını cenazeye gözler. Bizden izin almana gerek yok. O senin inisiyatifinden. Ya Sayın Başkanım şey, gazi cenazesi de, gazi izin. Başkanım, nasıl arzu ediyorsan seni affederiz. Hemen bize keselim başkanım. Bir sıkıntımız yok. Tamam başkanım. Oradan hızlı hızlı gideyim. Orhan İş Başkanım, Erol Erdoğan Başkanım,
Taner abimiz, çok değerli Sahip abim, bakıyorum çok değerli eski başkanlarım, Meten başkanım burada. Ali Karahan başkanım burada. Ağız tayfamızın lideri Doğan kardeşim burada, Suat abimiz burada. Birçok sevdiğimiz yönetim kurulu arkadaşlarım var. Bugüne kadar bu kulübe hizmeti geçmiş, teknik direktörlük yapmış, sporculuk yapmış, başkanlık yapmış, yöneticilik yapmış. Ne kadar kardeşim varsa emeklerinden dolayı Allah razı olsun diyorum. Madem ben bu genel kurulun 6 kere tek aday olarak buraya seçildim. Bugün buraya arkadaşlarımla liste getirmeyecektik. Başkanım zaten akrabam. Hani üzerimizde hakikaten bir baskı var. Ben geçici olarak bir aylığına bu görevi kabul ediyorum. Bu bir ayda bugün konuştuğumuz somut adımlar gerçekleşirse göreve devam edeceğiz. İnşallah Bolu Spor'u daha iyi yerlere hep beraber taşıyacağız. Bana ve ekibime bugüne kadar güvendiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah bir kere razı olsun. İnananları asla kaybetmez. Her zaman her zaman. Atladım. Özellikle bizim derneğimizin yanında bir de Bodrum Spor AŞ bir ailemiz var. O ailemizde malzemelerinden patronlarına kadar Sayın Fikret Öztürk, Ali Şafak Öztürk, büyük hissedarlarımız Selahattin Polat, Zeynel Kılıç, Aşkın Demir, Taner abimiz, onların %5'er onların hissesi var. Bir derneğimizin de var hissesi. Onlara ben Bodrum'un markasını ileriye götürmek için, çünkü Bodrum Türkiye'nin dünya açılan medeni penceresi, bunun da amirlerinden birisi Bodrum Spor. Bu taşı kaldırmak için yaptıkları sorumluluklarından, yaptıkları fedakarlıktan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim kamuoyundaki konularımızın hiçbiri Bodrum Spor AŞ ile alakası yoktur. Bizim kendi dernek, belediye ailemizin içindeki özel konularımızdır. Ayrıca başkanımla benim aramı kimse bozamaz. Bu da böyle bilsin. Benim aile büyüğümdür. Ama amacımız burada Bodrum'un değerlerini ileri taşımak. Bunun için de endişelenmek, telaşlanmak, bazen heyecanlanmak bizim de aklımız.